Osmanlı İmparatorluğu var olduğundan beri mutlak monarşi ile yönetilirdi. Sultan hiyerarşik Osmanlı sisteminde ve siyasi, askeri, hukuki, sosyal ve çeşitli başlıklarda en üstteydi. Teorik olarak sadece Allah'a ve yerine getirmesi gereken Allah'ın yasalarına karşı sorumluydu. Onun ilahi görevi Allah'ın yeryüzündeki gölgesi yani zil Allah fil alem ve yeryüzünün halifesi yani halife-i ruh-i zemin olmaktı. Tüm devlet dairesi onun hükmündeydi. Ve verdiği her karar ferman adı verilen kararnamelerle yayınlanırdı. Başkomutandı ve tüm yurttaki resmi unvanıydı. 1453'te İstanbul'un fethinden sonra kendilerini Roma İmparatorluğu'nun varisi olarak görürlerdi. Bu nedenle ara sıra Kayser ve İmparator unvanını kullanırlardı. 1517'de Mısır'ın fethinden sonra 1. Selim halife unvanını da benimsedi. Böylece evrensel Müslüman hükümdarı olduğunu iddia etti. Yakın zamanlarda Osmanlı hükümdarları tahta çıkmada Avrupa hükümdarlarının taht giyme törenine eşdeğer olarak Osman'ın kılıcı ile kuşatılırdı. Teoride ve ilkelerde teokratik ve salt olmasına rağmen uygulamada padişahın yetkileri sınırlıydı. Siyasi kararlarda hanedanın önemli üyelerinin görüş ve tutumlarını dikkate alırdı. Bürokratik ve askeri kuruluşlarda aynı zamanda dini liderdi. 17. yüzyıldan bu yana imparatorluk uzun süren durgunluk dönemine girdi. Bu dönemde sultanlar çok güçsüzleştiler. Birçoğu güçlü Yeniçeri Ocağı tarafından tahttan indirildi. Tahta geçmesi yasaklı olmasına rağmen harem, özellikle hükümdarın annesi Valide Sultan olarak da bilinir. Sahne arkası önemli politik rollerde kadınlar saltanatı dönemi boyunca etkili oldu. Sultanların azalan güçleri ilk sultanların ve sonrakilerin saltanat uzunluklarının farkındalığından dolayı kanıtlandı. 1. Süleyman İmparatorluğu 16. yüzyılda doruk noktasına çıkaran 46 yıllık saltanatı olan Osmanlı tarihinin en uzunuydu. 5. Murat 19. yüzyıl gerileme dönemine hükmeden kayıtlardaki en kısa saltanattı. Saltanatı sadece 93 gün sürdü. Parlamenter monarşi 5. Murat'ın varisi 2. Abdülhamit zamanında resmileşti.